Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Bir Cabiri okumaları dersinde tekrar birlikteyiz. Bugün başlayacağımız konu, kısmet olursa, birinci kitabın sonlarına doğru yaklaştık. Sondan bir iki konu sayılabilir. Cabiri'nin kitabında 12. bölüm olarak yer alan 336 ve 361. sayfalar arasındaki bölümü özetlemeye çalışacağım. Konu şu bakımdan önemli. Cabiri merhumun buraya kadar anlatmış olduğu Arap aklının serüvenine ilişkin tespitlerinde kendisinin hayıflanarak üzüntü içinde "ah keşke" diye ifade ettiği yarım kalan bir projeden, tarihi olarak tamamlanmamış bir atılan adımdan, diğer bir ifadeyle kendisince İslam dünyasının bugün çok farklı konumda olabilmesini mümkün kılacak bir tarihsel durumun talihsiz bir sona eriş, talihsiz bir sonlanma sonucunda akim kalmasıyla ilgili bir hususu bize takdim edecek. Bu Endülüs tecrübesidir. Endülüs tecrübesi, Cabiri'nin ifadesiyle birazdan tahtada genişçe ele alıp konuşmaya başlayacağımız konuda, o İslam medeniyetinin ortaçağ boyunca geçirmiş olduğu süreçlerde buraya kadar ele aldığı, üç epistemoloji üzerinden ele aldığı beyan, irfan ve burhan, bunlar tamamen kısmen Kuzey Afrika, Mağrib bölgelerine de uzanmış olsa da Mısır üzerinden, büyük ölçüde ağırlıklı olarak Asya kıtasında, Ceziretül Arap'ta, yukarı Mezopotamya'da, Horasan'da, İran'da, Hint içlerine doğru uzanan bölümde ortaya çıkan bir durumdan söz etti tarihsel olarak. Ve coğrafya ve kültür bakımından da bunların zaman zaman analizlerini yaptı. Bu coğrafyada ortaya çıkan bir akıldan, bu aklın efendim birbirleriyle olan ilişkisinden ve iç krizinden söz ettik. Şimdi bir kurtarıcı, bir umut olarak sunduğu, kendisince merhumun eğer sürdürülebilseydi, tarih ona imkan verseydi, talih yaver gitseydi, Cabiri'ye göre bir tarih felsefesi açısından bugün Müslümanlar şimdiki bulundukları konumda olmazlardı. Ama bu hiçbir biçimde beşer aklının daha iyi olurdu ya da daha kötü olurdu diye hüküm vereceği bir alan değil. Ama Cabiri merhum Endülüs tecrübesinde ne bu? Orada tam olarak ne var? Ve onu bir umut olarak neden bize lanse ediyor? İkinci kitabın özellikle Burhan bölümünde bu mesele üzerinde daha detaylı bir biçimde durduğumuzda tam olarak bize neyi sunacak mahiyet itibariyle, bunları görmemiz bakımından müsaadenizle tahtamıza geçelim ve konuyu oradan devam edelim. Evet efendim, gördüğünüz üzere burada bir tablomuz var ve bu tablo üzerinde zamanımızı almasın diye başlıklar koydum ve bu başlıklar üzerinden dersimizi devam edeceğiz. Cabiri okumalarının 16.sındayız çok şükür. Sanıyorum bir 3 dersimiz daha kaldı. 336 ve 361. sayfaları ele alacağım. Endülüs tecrübesi ve münhasıran İbni Hazm'ı konuşacağız. Tabii İbni Hazm'ın takipçileri olarak iki isimden daha söz edeceğiz. Mehdi İbni Tumert ve diğer isim de hiç kuşkusuz çok önemli Ebu Bekir İbni Bahçe'dir. Evet, bu iki isimle birlikte ve tabii ağırlıklı olarak İbni Hazm'dan bahsedeceğiz. Dolayısıyla Cabiri merhumun
Endülüs tecrübesi olarak bize sundu ve Endülüs tecrübesi üzerinden hayıflandı. Bu üç isim üzerinden konunun ne olduğunu, Endülüs'te ne vardı? Cabiri'yi cezbeden, çeken neydi? Onu konuşmaya çalışacağız. Konuya girerken Cabiri merhumun o çok yapısalcı tavrının gayet net bir biçimde göründüğü bir yeni bölüm, 12. bölüm okuyoruz ve burada konuya Abbasiler devrini yeniden bir tablo olarak bize sunmakla başladı. Ve kültür tarihçilerinin genel olarak Abbasiler devrini üç ana devirden oluştuğunu söylediklerini, kendisinin de kısmen buna katıldığını ifade ederek bize bunları verir. Bunlar bizim açımızdan kitabın başından beri ele aldığımız konularda bazı hususları yine burada hatırlamak bakımından da önem arz ettiği için ben de bu kültürel bölünen Abbasiler döneminin üçe ayrılışını önemsedim. Onun üzerinde durarak devam edeceğim. Bu Emevilerin yıkılışı Hicri 132 yılından Mütevekkil'in halife olmasına kadar geçen, 230'a kadar geçen süreyi kaplayan birinci dönem. Birinci Abbasi dönem ya da erken Abbasi dönem diyebiliriz. Mütevekkil'in halife olmasından Büveyhi saltanatının sonuna kadar, Büveyhilerin yıkılışına kadar, bu da ikinci dönem, orta dönem Abbasiler diyebiliriz. Erken dönem Abbasiler, orta dönem Abbasiler ve Selçukluların, Büveyhilerin sonu zaten Selçukluların Bağdat'a girmesidir. Bu da üçüncü dönem, diğer bir ifadesiyle geç dönem ya da Abbasilerin sonunu ifade eden bir dönemdir. 447'den 656'ya kadar ki bu Hülagu'nun Bağdat'ı işgal etmesi, Bağdat'ı ele geçirmesi tarihidir. Görüldüğü üzere son derece uzun bir süreçten söz ediyoruz ve kültürel olarak bu uzun sürecin uzun da bir geniş bir coğrafyaya yayılmış olmasından söz edecek olursak, fetihler münasebetiyle bu coğrafyanın hudutlarını hayal edersek, karşımızda Abbasiler döneminde ortaya çıkan muazzam bir birikimin, muazzam bir akli faaliyetin, muazzam bir üretimin, muazzam bir kültürel ve medeniyet mirasının ortaya çıktığından söz edebiliriz. Tam da belki burada bir hususa değinmenin yararlı olacağını düşünüyorum müsaadenizle. O da genel olarak zihinlerimizde İslam söz konusu olduğunda, İslam'ın anlaşılması, yorumlanması, uygulanması meselesi söz konusu olduğunda bir Şamaroğlanı olarak sürekli Emeviler üzerine gidildiğini, Emevilerin tırnak içinde kötü olarak resmedildiğini ve Emevilere yüklenildiğini görürüz. Oysa yazılı kitabiyat açısından İslam dini, İslam'ın yorumlanışı ve İslam'ın ne olduğuna ilişkin bir şey söylenecekse burada yazılı kitabiyat açısından söylüyorum. Emevilerin değil, Abbasilerin %95'in üzerinde payının olduğunun altını çizmemiz lazım. Diğer bir ifadeyle söylemem gerekirse, yazılı kitabiyatla tespit edebileceğimiz İslam dini, İslam'a ait bilgiler ve onun yorumu, uygulanışı ve işte Cabir'in üzerinde durduğu üç aklın ortaya çıktığı süreçler Abbasiler dönemidir. Eğer bir eleştirel bakışla bakılacak olursa, burada İslam dininin Hazreti Peygamber'in mübarek örnekliğinden, prototipinden daha sonraki gelişmeleri açısından yürüdüğü yol ve bu yolun bize fatura ettiği sonuçları itibariyle konu ele alınacaksa, burada sanık sandalyesine oturtulacak en önemli ismin Abbasiler olduğunun altını çizmemiz lazım. Tabii bu Emevileri aklamıyor kesinlikle. O ayrı bir şey. Ama yazılı kitabiyat bakımından Emevilerden bize intikal edenle Abbasiler dönemi yazılı kitabiyat olarak İslami kaynakların, orijinal kaynakların, bunlara bağlı yapılan çalışmaların bize intikal edenlerini kıyaslarsak az önce söylediğim nispetin doğru olduğunu göreceğiz. Şimdi burada Cabiri merhumun bize bu üç süreci neden verdiğini, buradan nereye hareket edeceğini görmemiz bakımından şimdi bu genel değerlendirmenin arkasından konuya geçmek istiyorum. Cabiri merhum diyecek ki bize, daha önce de söylendiği üzere, bakıldığında tek bir kültürel zaman söz konusu gibi duruyor. Yani şöyle söylüyor. Evet,
erken Abbasi dönem, orta Abbasi dönem ve geç Abbasi dönem diye ayırdığımız bu dönemler, genelde kültür tarihçileri böyle ayırsa da ben bunu kitabın başından beri diyor, tek bir kültürel zaman olarak tespit ettim. Tek bir kültürel zaman. Hatta buna Emevileri bile katmak mümkün. Tek kültürel zaman içindeki kitabın başlangıç sayfalarında konuyu ele alırken bunun üzerinde durduğumu hatırlıyorum. Kültürel zamandır. Ne demek kültürel zamanın tekliği? Yani 132'den 656'ya kadar geçen o kadar uzun sürede, yani efendim 5 asırlık bir süreden söz ediyoruz. 5 asırlık sürede neden tek bir kültürel zaman var? Çünkü Cabiri'nin ifadesiyle burada bu kültürel zamanı belirleyen üç epistemoloji var. Bu epistemolojiler üzerinden bu kültür ortaya çıkmıştır ve bu epistemolojileri Emeviler dönemine de, yani öncesine bağlayacak olursak, öncesini de yapmış olduğum derslerde bu epistemolojilere bağlamıştım, hatırlayacaksınız. Öncesini de bu epistemolojilerle ilgilendirdiğimizde Cabiri'nin tek bir kültürel zamandan söz etmesi normaldir. Yani bu coğrafyada ne kadar zaman uzarsa uzasın, hatta Abbasilerden sonra Selçukluları, Osmanlıları vesaireleri bunu da katabiliriz. Burada bir tek kültürel zamanlılıktan söz ettiğini Cabiri'nin altını çizmemiz lazım. Yani aklediş bakımından, aklın ürettikleri sonuçları bakımından ele aldığımızda bir birliğin, bir ayniliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu bakımdan bir kültürel zamandır. Tek bir kültürel zamanın olmasına rağmen yine Cabir'in altını çizdiği zamansal çakışmalardan da söz eder. Yani Cabir'i burada çok son derece önemli olduğunu düşündüm. Daha önceki derslerimizde de vurgulamaya çalıştığım bir hususa yine tekrar dikkatimizi çeker ve bunu farklı bir renkle göstermenin daha uygun olacağını düşünüyorum. Başlangıç itibariyle şuradan başlatalım yine konuyu. Cabir'i İslam kültürel hayatının tek bir zaman çizgisi olarak, böyle düz bir tek zaman çizgisi olarak gitmediğini ifade eder. Çünkü İslam kültürü oluşurken, bu epistemolojiler kendi ürünlerini ortaya koyarken ve İslam'ın coğrafi ve kültürel olarak genişlemesi ve yayılmasına da bağlı olarak bu zamanların birbirleriyle çakıştığını söyler. Mesela şöyle söyleyelim, Abbasiler üzerinden, A diyelim buna, Abbasiler üzerinden ve Abbasi iktidarı üzerinden burada bir kültürel, diyelim ki iktidar ve tabii ki beyan epistemoloji kendi çizgisinde burada giderken Cabiri'nin ifadesiyle ona muhalif olan B, bu irfani epistemoloji, başka bir renk yapalım. C, Burhan diyelim ve bunlara da muhalefet diyelim. Ve bu muhalefetlerin İslam coğrafyasında bu tarihler içerisinde farklı yerlerde, farklı zamanlarda iktidar olduklarını, Abbasilere karşı devletler kurduklarını da dikkate aldığımızda burada bir yerde kültürel bakımından ilerlemeler söz konusuyken bir yerde gerilemelerin, başka bir coğrafyada farklı gelişmelerin olduğunu efendim söylüyor Cabiri ve bunu şöyle resmedebilmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bir zaman dilimi ele alalım, X ve Y olsun. X, Y zaman dilimi arasında Cabiri tek kültürel süreç olmasına rağmen bu kültürel sürecin zamansal çakışması bakımından, mesela Mısır'ı ele aldığımızda Mısır'la Bağdat'ın, Bağdat'ı kıyasladığımızda Horasan'ın, ki az sonra üzerinde duracağız, Endülüs'e geçtiğimizde Endülüs'ün durumunun çok birbirinden farklı olduğunu düşünüyoruz. Hepsi de X, Y zaman dilimi arasında geçiyor. Hepsi de burada X ve Y zaman dilimi arasında ama bunların her birerlerinin kendi kültürel tecrübelerinin düzeyleri, derinlikleri, sonuçları vesairesi bakımından farklılıklar arz ettiğini görüyoruz. Böylece Cabiri diyor ki, İslam medeniyeti okunurken ve değerlendirilirken, onun ürünleri üzerine düşünürken
bu tek kültürlülüğün zamansal çakışmalarını göz önünde bulundurmamız gerekir. Yani böyle tek düze bir akışın olmadığını, bunun aynı zaman dilimi içerisinde yine aynı medeniyetin havzasında çok farklı düzeylerde gelişmelerin ve tarihsel süreçlerin zamansal olarak tamamlanmaya doğru ilerlediği, evrildiği farklı süreçlerin yaşandığını söyler. İşte burada bize konuyu getireceği yere bizi getirmiş oldu. Tam da buradan efendim devam edeceğiz. Ezan-ı Mübarek de okunuyor ama konunun bütünlüğü bakımından durdurmak istemedim. Bir arka fon olarak da mübarek ezanı şerif kulağımıza inşallah çınlasın ve müsaadenizle devam edeyim. Şimdi Cabir-i merhum diyecek ki işte Abbasiler döneminde beyani, irfani ve burhani epistemolojiler zuhur edip gelişip daha önceki derste üzerinde durduğum üzere kendi işlerinde bir krize neden oldukları süreçte aynı zaman diliminde Endülüs'te başka şeyler oluyordu. Peki şimdi tam da burada biz biraz daha Abbasiler döneminde ne oluyordu, Endülüs'te ne oluyorduyu karşılaştırmak ve görmek bakımından tablomuzu biraz daha netleştirmeyi düşünüyorum müsaadenizle. Evet. Abbasiler devri. Endülüs Emeviliği. Evet. Endülüs Emeviliği. Şimdi burada çok net olarak bazı şeyleri görmeden Endülüs tecrübesine geçmemiz mümkün olmayacak. Burada bazı şeyleri çok net olarak ele almamız ve görmemiz gerekiyor. Abbasiler döneminde bilindiği üzere beyani epistemoloji ortaya çıktı. Bunun hemen eş zamanlı olarak, muhalifi olarak irfani epistemoloji ortaya çıktı. Ve keza uzun uzun üzerinde durduğum için tekrar etmek istemiyorum. Burhani epistemoloji ortaya çıktı. Bu üç epistemoloji birbirleriyle ne kadar kriz içinde olurlarsa olsunlar, Abbasiler dönemi bu üç epistemolojinin bir biçimde ürünleriyle dolu olarak tarihi sürecini tamamladı. Ve daha sonra da zaten işte İmam Gazali'den itibaren gelişmelere daha önceki okumalarımızda değinmeye çalışmıştım. Burada gördüğümüz şey ağırlıklı olarak beyani epistemolojinin rolüdür. Beyani epistemolojinin rolüdür. Ağırlıklı olarak irfanın rolüdür ve burhanın da beyan ve irfan arasında kah orada kah burada duran ve kendine özgü bir zemin üzerinden kendine tam anlamıyla bir yer bulamadığı bir burhani alandan söz ediyoruz. Eğer altına yazmamız gerekirse burhan Abbasiler dönemi itibariyle kendisine hak ettiği zemini bulamayan epistemoloji olarak söyleyebiliriz. Burada bu epistemoloji, burhani epistemoloji ya kendini beyana dayamak ya irfana dayamak, birisinden birisinin yanında adeta gölgede kalmak gibi bir duruma mahkum iken, işte Endülüs tecrübesinde Cabir'in bize çok önemli bir biçimde vurgulayacağı şey, burhanın hak ettiği, burhani epistemolojinin hak etmiş olduğu zemini Endülüs'ün ona verdiğini göreceğiz. Öyleyse uzun Abbasiler döneminde aynı zaman dilimine çakışık olarak Endülüs Emevilerinin süreçlerinde az sonra göreceğimiz üzere bir farklılıktan söz ediyor Cabir. İslam dünyasının doğusunda bir şeyler olurken batısında başka şeylerin olduğundan söz ediyor. İslam dünyasının doğusunda bir akıl, batısında farklı bir aklın orada olduğundan söz edeceğiz. Tabii ortak alanlarına da değineceğiz. Şimdi konuyu böyle konumlandırdığımız zaman karşımıza son derece önemli bir hususun çıktığını görüyoruz. O da şu. Beyani epistemoloji her ne kadar irfanla
aralarında çok ciddi sorunlar olmuş olsa da daha sonra irfanın da özellikle sufi, tasavvufi geleneğimizin sünnileştirilmesi üzerinden baktığımızda burada Abbasiler dönemindeki temel duruşun beslendiği kaynaklar itibariyle bu kaynakları yazacak olursak şöyle söyleyebiliriz bu kaynakları. Eş'ari kelamı, Mutezili kelam, Şafii, Hanefi ve kısmen de olsa Hanbeli fıkı, ve tabii ki bu arada tasavvuf. Artık bunu tasavvuf olarak söylüyorum irfanı. Çünkü daha önceki konuşmalarımızda irfanın evrildiği yer açısından buraya geldiğini söylemiştik. Şimdi burada bir şeyin dikkatimizi çektiğini göreceğiz. O da Endülüs tecrübesine geçtiğimizde Cabiri merhumun Endülüs tecrübesi olarak hayıflanarak söylediği noktaya geldiğimizde şöyle önemli bir noktanın dikkatimizi çektiğini göreceğiz. O da şu. Burada İslam geleneğinde ortaya çıkan erken dönem fıkhi mezheplerden bir tanesinin olmadığını göreceğiz. O da Malikilik. Maliki mezhebi. Şimdi Abbasiler döneminin hakim olduğu tüm coğrafyada Şafiiliğin, Hanefiliğin ve Hanbeliliğin kısmen yaygın olmasına mukabil Endülüs'te Maliki mezhebinin orada yaygınlaştırılması ve temele alınması tesadüf olarak görülemez diyor Cabiri. Çünkü Endülüs Emevileri kendilerini konumlandırırken doğuda gelişmelere mukabil hem siyaseten bir muhalefet hem de dinin anlaşılması ve yorumlanmasında bir muhalefeti esas almışlardır. O halde Endülüs Emevileri, Endülüs tecrübesi dediğimizde buna batı da diyebiliriz. Batı da diyebiliriz. Buraya da doğu diyelim. Batı ile doğu arasındaki bu gerilim alanına baktığımızda batının kendisini temellendirirken bir dinin yorumlanması dini anlamda, iki ideoloji siyasi politik anlamda Endülüs tecrübesinin doğuya karşı kendisini muhalif olarak konumlandırdığını görüyoruz. Böyle bir konumlandırma üzerinden Cabiri konuları ele aldığında Maliki mezhebinin öne çıkmasının, vurgulanmasının hayati önemine dikkatimizi çeker. Hele hele de erken dönem Endülüs Emeviliğinde erken dönem Malikilerin tutucu selefçi yaklaşımlarını da dikkate aldığımızda Endülüs tecrübesinde başlangıç itibariyle daha katı, daha tutucu, fukahanın acımasız bir biçimde dizginleri elinde tuttuklarını, fıkhın katı kuralları içerisinde sosyal hayatı dizginledikleri bir Endülüs tecrübesinden söz edebiliriz. İşte bu katı tutum karşısında Endülüs'te Cabiri'nin umutlandığı bir şeyin doğacağını söylüyor Cabiri. O da bu katı tutumu yıkacak olan, genişletecek olan başka bir şeydir ki bu Burhan olarak birazdan karşımıza çıkacak. Bu tutucu Maliki tecrübe Endülüs'te felsefe ve mantık karşıtlığını ortaya çıkarmıştır. Evet, Endülüs'te felsefe ve mantık karşıtlığının ortaya çıkması meselesi önemlidir. Çünkü 3. Abdurrahman Nasır'dan itibaren Cabir'in ifadesiyle başlayacak olan Endülüs'teki tarihi süreçte özellikle oğlu Hakem'in, Muntansır'ın dönemindeki kendi döneminin me'munu olarak görülecek ve bu süreç içerisinde onu yazalım 3. Abdurrahman. Ve oğlu ve torunu üzerinden devam edecek olan gelişmeleri belirlediğimizde bu tarihsel süreçte ortaya çıkan çok önemli iki özelliğin olduğunu göreceğiz. Dinin anlaşılmasında zahirilik ortaya çıkacak.
ve bu süreçte tercüme, bu süreçte felsefe, bu süreçte mantık, yine bu süreçte Yahudilik önemli bir tarihi faktör olarak Endülüs medeniyetinde Malikiliğin o katılığı karşısında kendine yer bulmaya, zemin bulmaya başlayacak ki bu tecrübenin arkasından İbni Hazım doğacak, İbni Hazım'ın üzerinde duracağız. Ve dolayısıyla böyle bir durumda Endülüs'ün konumlandırılmasını söz konusu ettiğimizde Cabiri merhum ısrarla altını çizerek Maliki mezhebi üzerinden ve 3. Abdurrahman'la başlayan süreçten itibaren yapılacak gelişmeler ki dersin başında yazdım, işte muvahhidleri ele alacağız, muratıplara karşı mücadele veren Mehdi İbni Tumert'ten söz edeceğiz. Dolayısıyla bütün bunları ele aldığımızda değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, karşımıza son derece önemli bir hususun çıktığını görüyoruz. O da buradan itibaren zahirilikle beraber ortaya çıkan burhan, felsefe ve mantık burhan, şu gelişmelerde Gazali'ye geldiğimizde bir resim çizmiştik. Şöyle yapmıştık. Bu resim böyle bir insan resmi olarak tekrar çizecek olursak, bu resmin ana karakteri artık irfan olmuştur. Beyan bu kanadın altında, burhan da bu kanadın altında yer almıştı. İşte Cabir'in hayıflandığı gelinen bu nokta, yani Abbasiler döneminde gelinen bu nokta, Endülüs tecrübesinde burhana dönüşecek ve burhan burada kendine yer bulacak. Burhan burada kendine yer bulunca, dikkat buyurunuz, bunu farklı bir renkle vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Burhan burada kendine yer bulduğunda irfanı reddedecek, tümüyle reddedecek, beyanı yeniden yapılandıracak. Peki o zaman şöyle bir hususu belirleyerek yolumuza devam edebiliriz. Endülüs tecrübesinin Abbasiler dönemindeki gelişmeleriyle konumlandırılması ve karşılaştırılması sadedinde söylemeye çalıştığım bu hususları şu cümleyle derli toplu ifade edebileceğimizi düşünüyorum. Demek ki Endülüs tecrübesi burhan zemininde beyanı yeniden yapılandırmak. Evet. Şimdi burhan zemininde beyanı yeniden yapılandırmanın buraya doğru yazalım. Sonucunu söyleyelim. İrfanı bütünüyle reddir. Yani tabii Endülüs tecrübesinde İbni Arabileri unutamayız. Orada bu var. Ama biz bir tecrübeden Endülüs'te irfan hiç yok anlamında söylemiyoruz bunu. Bir duruştan Cabiri'nin öne çıkarmak istediği akim kalan, başarılı olamayan, sonu gelmeyen bir projeden söz ediyoruz. Ve bu projede irfan yok. Endülüs'te irfan yok anlamında lütfen anlaşılmasın. Nasıl irfan Endülüs'te olmaz ki? Değil mi? İrfan geleneğimizin en büyük şahsiyetinin doğup gençlik yıllarında ilmi irfanı ilk elden elde ettiği yer Endülüs'tür ve ruhu şad olsun ve bizimle olsun İbn Arabi Hazretlerinin. Şimdi tam da böyle bir durumda irfanı bütünüyle reddediyor ve beyanı keza yeniden yapılandırıyor. Peki buraya yazalım. İrfanı bütünüyle reddettiği için az sonra İbn Hazım üzerinden konuşacağız. Beyanı yeniden yapılandırmak ne demektir? Beyanı yeniden yapılandırıyor da beyanı yeniden yapılandırmak ne demektir ki? Burada
yeniden yapılanan bu beyan, şu yeniden yapılandırılmış olan bu beyan, şuradaki beyandan farklılık arz ediyor. Bu beyan ile bu beyan arasında nasıl bir farklılık ortaya çıkıyor ki bu beyan bu beyan değil artık. Evet, bir beyan epistemoloji var orada ama bu beyan epistemoloji Hicaz'daki beyan epistemoloji değil. Abbasiler doğudaki değil, bu batıya özgü bir şey. Peki bu batıya özgü olanın tam olarak karakteristiğinde ne var? Burada İbn Hazm üzerinden de konuşacağımız önemli maddeleri yazmamız gerekiyor. Bir, bütünüyle kıyası ret vardır. Kıyası ret. Kıyası reddediyor. Kıyas yok. Fıkhi kıyası da reddediyor. Nahvi kıyası da reddediyor. Tamamen reddediyor. Kıyas yok. Kıyas batıldır. Birazdan İbn Hazm üzerinde konuşacağız. İki, hem Sünni Eş'ari kelamının hem de Mutezili kelamın dayanmış olduğu gaibin şahide kıyaslanmasını da bu bağlamda reddediyor. Evet, gaibi şahitle temellendirmeyi reddediyor. Bu batıldır diyor. Bu batıldır. Onun için Endülüs tecrübesinde doğudaki kelami tecrübeye tam anlamıyla bir karşı çıkışın olduğunu göreceğiz ve bu bütünüyle efendim reddedilecek. Her iki açısından da slogan, bu iki terim açısından da yapılan slogan asıllara dönüştür, asla dönüş. Çağımızda da bu Kur'an'a dönelim, asla dönelim çağrısının ne kadar önemli olduğunu, vurgulandığını, öne çıktığını düşünürsek, bugün palazlanan böyle bir seslenişin ve söylemin tarihsel kökenlerinin Endülüs'e gittiğini, orada zuhur ettiğini ve orada böyle bir söylemin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Demek ki buradaki kelamda kıyası reddediyor, gaibin şahitle temellendirilmesini reddediyor. Temel bir ilkedir bu. Böyle olunca buradaki beyanda 3 deliller, şer'i deliller artık İbn Hazm'a geçeceğim birazdan, orada detaylı konuşacağız. Burada batıdaki beyani epistemolojide deliller doğudaki beyanı epistemolojideki deliller gibi değil. Delil öyle el alınmıyor. Ve daha açık bir ifadeyle söyleyelim. Altına yazacağımız 4. madde üzerinden konuşalım. 4. Zahiri yaklaşım. Din, dilin zahiriyle belirlenir. Dolayısıyla Endülüs beyani epistemolojisinin temel karakteristiği zahiriliktir. Davud el-İsfahani'ye kadar 3. asra geri gidebilen bu zahirilik, biliyorsunuz ilk söylemin sahibi Davud el-İsfahani'dir, 3. asırdır. Dolayısıyla böyle bir zahiriliği Endülüs Emeviliğinde temellendiren özellikle ikinci isim hiç kuşkusuz İbn Hazm'dır. Burada belirleyici olan unsurun dilin zahiri anlamı olduğunu, tüm delilleri de bununla ilişkilendirerek ortaya koyduğunu görüyoruz. Dilin zahiri anlamı, önermeler, mantıki ve akli, yakini bilgiler, bunların üzerinden konuyu ele alacak. Böyle olduğunda değerli izleyenler, görüleceği üzere Endülüs'te doğudaki gelişmelerden farklı bir yere doğru giden bir gelişmenin olduğunu görüyoruz. İşte bu gelişmeler söz konusu olduğunda karşımıza hiç kuşkusuz çok önemli bir isim çıkıyor, İbn Hazm. ...456 vefat tarihi, 5. asır. Gördüğünüz gibi
son derece önemli bir isim. Şimdi yavaş yavaş İbn Hazm'a ve diğerlerine geçerek konumuzu, asıl konumuzu ele almaya başlayalım. İbn Hazm Halife Muhtemed'in vezirliğini yapmış. Babası ve içinde büyüdüğü ailesi devletin önde gelen isimlerinden olan, devlete yakın, siyasete yakın, idareye yakın olmuş. Önemli bir ailede doğup büyümüş bir isim olarak sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir politika ve siyaset insanıdır. Ve dolayısıyla Cabir'in haklı olarak tespit ettiği gibi İbn Hazm'ın tüm projesinin arka planında bir siyaset söz konusudur. Bunu müsaadenizle buraya yazalım. Yani İbn Hazm dediğimiz zaman her zaman bir ideolojik ve siyasi bir arka plan dikkate alınmalıdır diyor Cabir merhum. Devlet tecrübesinde bulunmuş, siyasetin, uygulamanın, fiiliyatın bizzat içinde bulunan bir bilim insanından söz ediyoruz İbn Hazm'la. Dolayısıyla İbn Hazm'dan söz ettiğimizde bizim doğal olarak burada çok son derece önemli bazı hususların altını çizmemiz gerekiyor. İşte bu altını çizeceğimiz hususların efendim bazıları üzerinde müsaadenizle birlikte duralım şimdi. Peki İbn Hazm Cabiri merhumun da önemsediği tam olarak neler söylüyor, neye göre söylüyor ve bu söylem her ne kadar Abbasiler döneminde ortaya çıkan söylemlerin hayat bulması, yayılması, topluma mal edilmesi gibi bir şansa sahip olmasa da en azından teorik içeriği bakımından ne söylediği hususunu anlamaya çalışalım. Evet, birincisi, bunu rengi değişelim müsaadenizle. İbn Hazm'ın en önemli bu konudaki duruşu, görüşleri açısından beyanı yeniden yapılandırma, onu yazalım tabii. İbn Hazm'ın iki temel özelliğini yazarak devam edelim. Bir, mantığa sahip çıkıyor. Ve bunu ilginç bir gerekçelendirmesi var. Diyor ki mantık bizim diyor ülkemizde mağdur olmuş bir ilimdir. Mağdur olana sahip çıkmak vaciptir. Mantığa sahip çıkmak da vaciptir diyecek şekilde ilginç bir mantık yürüterek mantıkla ilgilenmenin vacip olduğunu söyleyecek derecede mantık ilmine sahip çıkıyor ve Burhan'ı, mantığı önemsiyor. Hatta o kadar önemsiyor ki işte Aristoteles mantığı üzerine kitaplar yazacak kadar önemsiyor. Ve yazmış olduğu Muhalla gibi çok muhallet, önemli eserini dikkate alırsak, El Milel, mezhepler ve dinler üzerine yazdığı eserlerini dikkate alırsak, özellikle usule dair El İhkam'ı dikkate aldığımızda, İbn Hazm'ın velüt bir alim olduğunu ve eserlerinde çok önemli hususların üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Demek ki birinci karakteristiği İbn Hazm'ın mantığa sahip çıkmasıdır. İkincisi ise beyanı yeniden yapılandırmanın öncüsüdür. Beyanı yeniden yapılandırmanın öncüsüdür. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bir İbn Hazm'ı dikkate almadan İbn Tumert'ten, İbn Bahçe'den, İbn Rüşt'ten söz edemeyiz. Dolayısıyla beyanın yeniden yapılanmasının büyük mimarı olarak, başlangıç mimarı olarak İbn Hazm son derece önemli bir şey söyleyerek konuya başlar ve beyanın yeniden yapılandırılması bağlamında ele alacağımız şer'i delilleri şöyle temellendirir. Şer'i deliller. Evet, birler daha yapalım. Şer'i deliller. Der ki bir, Kur'an. İki, sünnet.
3 icma, 4 akıl. Evet. 4 akıl. Burada dikkat ettiyseniz Mutezile'nin sıralamasında aklı başa koyarsanız böyle bir benzerlik olduğunu görebiliriz. Ama İbn Hazm'ın bu gerekçelendirilmesinde öne çıkan husus özellikle şu ikisi bağlamında, aklın üzerinde yer alan bu ikisi bağlamında bunlar nakildir. Bunlar dildir. Yani nastır, metindir. Dolayısıyla bunların zahiri anlamları, zahiri vurguları son derece önemlidir. Bu zahiri olanı belirlemede de rolü üstlenecek olan akıl yani mantıktır. İbn Hazm'ın edille-i şer'iye dediğimiz şer'i delillerin belirlenmesindeki bu temel yaklaşımı son derece önemlidir. Aklı dördüncü sıraya koymuş olması onu değersiz kılmaz. Bilakis değerli kılar. Ama İbn Hazm doğal olarak dinin yorumlanmasını ve ele alınmasını nakil olarak kabul ettiğinden ve nakli temele aldığından aklı bu naklin zahiri anlamlarının belirlenmesinin temeline koyar. Onun için aklın dinin zahiri metinlerinden nasıl çıkarılacağına ilişkin deliller bahsinde delil olarak buna istihraç der. Bu istihracın mantıki temellerini, mantıki zeminlerini belirlerken de belirlediği unsurların tamamı önermeler ve önermelerden çıkarılacak sonuçlar üzerinden gerekçelendirmekle bunları yapar. Bu itibarla İbn Hazm'ın gerek şer'i delilleri belirlemesi, gerek şer'i delillerin hangi deliller üzerinden zahiri anlamlarının çıkarılacağına ilişkin yaklaşımı tamamen Doğu'nun beyani epistemolojisinin dil temelli algısından farklıdır. Çünkü yukarıda da söylediğimiz gibi dikkat buyurunuz, İbn Hazm'da icma ümmetin fikir birliği bir kıyaslar toplamı değildir. Çünkü İbn Hazm kıyası reddeder. Kıyası reddettiği için icma bir kıyaslar toplamı değildir. İcma zorunlu bir kabulün ortaya çıkardığı bir toplumsal mutabakattır. Bu itibarla İbn Hazm'ın bu konudaki rolünü, bu konudaki üstlenmiş olduğu misyonunu daha net görmek bakımından bu delillere ek olarak söylememiz gereken bir hususu daha müsaadenizle farklı bir renkle belirlemek istiyorum. İbn Hazm bu şekilde dini delilleri belirlerken aynı zamanda Kur'ani söylemi yani dinin nasını, bunların derecelerini belirler. Buraya dikkat edelim lütfen. Der ki, bir, Kur'an apaçıktır. Bunların üzerinde birazdan detaylıca duracağız. Kur'an apaçıktır. Yani Arap dilini bilen herkes burada Kur'an'ın ne dediğini anlar. İki, şayet Kur'an'ın içinde açık olmayan bir husus varsa bunu Kur'an kendisi açıklar. Kur'an'ı Kur'an açıklar. Yani Allah asla bir müphemliğe izin vermez. Şayet müphem bir husus varsa mutlaka inmiş bir başka ayetle ya da sureyle açıklanır. Yani nihai itibariyle Kur'an ister bizatihi açık, isterse kendi kendisini açıklayan bir kitap olmak koşuluyla açık bir kitaptır.
Kur'an Resul'e yer vermek bakımından, Resul'e bir konum lütfetmek bakımından bazı hususları Kur'an'ı sünnet açıklar. Bu nübüvvete ve risalete bir rol biçmedir. Sünnet açıklar. Dolayısıyla sünnetin açıklamış olduğu açıklık da son derece önemlidir. 4. Akıl, burhani kıyas, yani burhan, mantık ilkelerinin verdiği, diğer adıyla doğruladığı anlam. Yani Kur'an'dan öyle bir anlam anlıyoruz ki İbn Hazm'a göre akla ve burhana aykırı olamaz. Böyle bir şansı yok. Uygun olmak zorundadır. Şimdi tam da burada zaten El-İhkam'ı okursanız, El-İhkam'ın başında ileride inşallah fıkıh usulü okumalarımızda özellikle bu girişleri farklı yerden, işte İbn Hazm'dan, Amidi'den, Fahr-ı Razi'den, Cüveyni'den, Gazali'den, farklı yerlerden bu bölümlerden inşallah sizinle orijinal metinleri okumayı düşünüyorum. Orada da göreceğiz. Mantığa ait, dile ait çok önemli ilkeleri belirleyerek mevzuya girer İbn Hazm. Şimdi buradan hareketle baktığımızda değerli izleyenler, son derece önemli sonuçların çıkacağı beyanın yeniden yapılanmasında son derece önemli altını çizmemiz gereken hususlara efendim Cabir'i dikkatimiz çeker merhum ve İbn Hazm şöyle söyler. İster yaşayan olsun, ister ölü olsun, taklit caiz değildir. Şimdi başlıyoruz. Bir, taklit caiz değildir. Yani bir kişi bir mezhebe, bir imama tabi olamaz. Din herkese hitap ediyor, herkes o dini kendisi anlayıp yaşayacak der. Taklit caiz değil. Son derece önemli bir şey. İster yaşayanı olsun, ister yaşamayanı olsun, taklit caiz değildir der. Onun için de önceleri Şafii iken bunu terk etmiştir Şafii'liği. Ve der ki da caiz değil. Neden? Neden caiz değil? Çünkü İbn Hazm'a göre taklit doğası gereği A. mukallittir. B. de müştehit. Bu A, B'ye tabi olacak, taklit edecek. Böyle bir şey yok. Niye yok? Çünkü bu taklit dinin apaçıklığına aykırıdır. İleride usul okumalarımızda İslam geleneğinde neden ulema diye bir sınıf çıkmış ortaya sorununu konuşacağım sizlerle. Bu dersimizi yaparken ulemanın konumu ve neden bir ulema sınıfı oluşmuştur İslam geleneğindeyi ele alırken inşallah daha detaylı bu husus üzerinde duracağım. İbn Hazm burada der ki din eğer apaçıksa, ki Kur'an öyle söylüyor, o zaman kimsenin kimseyi taklidi caiz olamaz. Taklit yasaktır. Taklit caiz değil. Kimse kimseyi taklit edemezler. Bu son derece önemli bir şey. Beyanın yeniden yapılanması konusunda İbn Hazm'ın bu temel ilkesi, taklidi dışarıda bırakan, taklidi yasaklayan durumu bizim için son derece önem arz eden bir husus. İki. İbn Hazm diyecek ki Kur'an'ın gizli bir anlamı, bakın Kur'an'ın işari, batını esrar, sırlarla dolu vesaire bir anlamı yoktur. Allah indirdiği kelamında
bazılarının özel olarak anlayabileceği şifreli bir metin indirmemiştir diyor. Bunu ancak imam anlar, bunu ancak mürşid anlar, bunu ancak veli anlar, bunu ancak şu anlar şeklinde iddiaların hepsi batıldır diyor İbn Hazm. Böylece o çok temel duruşunda irfani, gnostik tüm yaklaşımları reddeden duruşuyla İbn Hazm beyanın yeniden yapılandırılması konusunda çok önemli bir hususu kendince tespit eder. Bu çok son derece önemli hususu müsaadenizle farklı bir renkle yazalım. Nas'ın zahiriliği. Nas'ın mesajı ve anlamı onun zahirinde olduğunda irfanın tüm yolları kapanır. Çünkü zahirini Ali'de anlar, Veli'de anlar, Ayşe'de anlar, Fatma'da anlar, herkes anlar. Dolayısıyla Nas'ın anlamı zahirindedir diyecek. Böylece dikkat buyurunuz. Nas'ın zahiri anlamının dışına çıkmak dalalettir diyecek. Bakın, dikkat buyurunuz. Nas'ın zahirinin dışına çıkmak dalalettir diyecek. Sünni geleneğin, özellikle Hanefi geleneğin en önemli isimlerinden olan Kadı efendim İbni Arabi'nin Ahkamül Kur'an'ına bakalım. Orada da aynen şunu söyleyecek İbn Arabi. Bu Kadı İbn Arabi, Sufi değil. Nas'ın zahirine sarılmak bir dalalettir, sapkınlıktır diyecek. Bakın doğu batı farkı. Beyanın yeniden böyle bir husus üzerine temellendirilmesinde İbn Hazm'ın duruşunun mantığıyla Kadı İbn Arabi'nin Ahkamül Kur'an'ında üstünde durduğu zahiriyle ilişkin atıfta bulunduğu Ehl-i Rey'in en önde gelen isimlerinden biri olarak zemin çok farklı. Bu itibarla burada İbn Hazm son derece önemli olarak İrfana ilişkin tüm yaklaşımları reddeder. Kur'an apaçıktır. Apaçık olmayanı yine kendisi açıklamıştır. Şayet ihtiyacı olan olursa onu da sünnet açıklamıştır. Geriye kalanı da akıl ve mantık açıklar der. Şimdi burada işte o son derece önemliye yavaş yavaş gelelim. Beyani epistemolojide doğu itibariyle beyan epistemolojinin doğulu versiyonunu reddediyor. Beyan epistemoloji reddediyor. İrfanı reddediyor. İrfani epistemoloji reddediyor. Bunların içine giren hususları sizi sıkmak pahasına yazmak istiyorum müsaadenizle. Bakın bunların içine giren hususları yazmak istiyorum. Beyan epistemolojideki tüm geleneği yani kelami ve fıkıh geleneği, irfanın içine giren sufi gelenek, veli, şia geleneği, imam, ve bilginin dayandırıldığı velinin keşfi, imamın ilhamı şeklinde velinin keşfine ve keşfe ve imamın ilhamına dayandırılan ilmi İbn Hazm reddedecek. Peki diyor ki Cabiri, bunları reddedince İbn Hazm'ın elinde ne kaldı?
nasıl bir temele dayalı bir epistemoloji önermek zorunda kalacak? Bakın, akıl, bilgi kaynağı olarak duyular. Evet. İşte diyor Cabir'i, İbn Hazm'ın yeniden temellendirmek istediği beyani epistemoloji, aklın duyular üzerinden, yani mantık üzerinden, mantık ilkeleri üzerinden temellendirilmesidir. Evet. Tabii burada bir hususun üzerinde durmak istiyorum ve bu hususta ruhu şad olsun, makamı cennet olsun, İbn Hazm'ın irfani epistemolojiye, özellikle sufiler üzerinden yüklenişine ve ilmin ilham ve keşfe dayalı oluşuna ilişkin bir akıl yürütmesindeki çelişkiye değinmek istiyorum müsaadenizle. Bunun başlığını kırmızıyla yazıp dikkatinizi çekeceğim. İbn Hazm'ın mantıki çelişkisi diye. Cabir'i bu yorumları aktarır ama onun gözünde Endülüs bir umut olduğundan bu çelişkileri fark etmez Cabir'i merhum. En azından eserinde zikretmediği için onu fark etmemiş olarak değerlendiriyorum. Oysa çok önemli bir çelişkiye düştüğünü görüyoruz İbn Hazm'ın. Birazdan diğer çelişkilerine de değineceğim ve İbn Hazm üzerinde bu meseleyi detaylandırmaya çalışacağım müsaadenizle. Şimdi İbn Hazm diyor ki, biz bir A şahsiyeti var. Diyor ki, bana bu konuda şöyle bir ilham geldi. Şöyle bir ilham geldi diyor. Yani bir bilgi sunuyor. Diyor ki, ben bu bilgiye ilhamla eriştim diyor A şahsı. İbn Hazm bunu çürütmek anlamında diyor ki, bu şahsa, A'ya, B de dese ki bana da sana gelen ilhamın batıl olduğu ilham edildi dese, bu ikisinin diyor durumu aynıdır. Onun için de ilham iddiası batıldır diyor. Güvenilmez, böyle bir şey söz konusu olmaz diyor. Tabii inşallah ilerleyen farklı okumalarımızda ve derslerimizde zaman zaman bizim ulemanın hem doğuda hem batıda geleneğimizdeki o son derece önemsediğimiz değerli ulemamızın mesaileri, sahileri meşgul olsun, gözlerinden kaçan bu tür hususları ele almaya çalışacağız ki bunlar bizim perspektifimizin gelişmesi açısından son derece önemlidir. Şimdi burada İbn Hazm çok ciddi bir mantıki, bir mantık hocası, bir üstadı olarak mantık çelişkisine düşmüştür ve bunu maalesef fark etmemiştir. Şimdi dikkat buyurunuz. A bir iddiada bulunuyor. Bir iddia bu. Bana bir ilham geldi diyor. Şimdi B üzerinden ihtimalleri, mantıki problemleri ele alıyorum. B diyor ki, bana da sana gelen ilhamın batıl olduğu ilham edildi diyor. Şimdi bu B'yi ele alıyorum.
A. B. Ya gerçekten ilham geldi varsayalım. Gerçekten ilham geldi. Ve bu gerçekten ilham onun batıl olduğunu söylüyor. Buraya dikkat edin lütfen. Çok önemli bir hususu, bir çelişkiyi zat-ı hallerinize arz etmeye çalışıyorum. Gerçekten bu adama ilham geldi, A şıkkı, ve onun batıl olduğunu söylüyor. Bu ilham gerçek olduğunda, ilham gerçek olduğunda A'nın iddiasını doğrular. Dikkat buyurunuz. A'nın iddiasının içeriğini değil, iddianın kendisini doğrular. Ona gelen ilham batıl olabilir ama bu B gerçek bir ilhama mazhar olmuşsa bu durum ilhamın gerçekliğini doğrular. İlhamı reddetmez. İlhamın gerçekliğini doğrular. Çünkü kendisine de ilham gelmiş. Dikkat buyurunuz. Bu çok önemli bir husus. Adama ilham gelmiş. Nasıl reddedebilir? Gerçekse. Ve gerçekten ilhama mazhar olan bir kimse A'nın iddiasının içeriğini reddedebilir ama A'nın bana ilham geliyor dediğinde ilham gelmez kardeşim. İlham diye bir şey yoktur diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? Çünkü kendisine gelmiş. Sen ilhamı reddedemezsin. İlhama mazhar olmuşsun. Nasıl? Hazreti Peygamber'in vahyi inkar etmesi gibi olur haşa. Vahye mazhar olan bir zat vahiy tarihini nasıl inkar edebilir? Kendisinden önce kimseye vahiy gelmedi nasıl söyleyebilir? Bu çok önemli bir çelişkidir ve gözden kaçan husustur. Eğer A bana da sana gelen ilhamın batıl olduğu söylendi, batıl olduğunu ilham etti Allah derse ve bu hakikaten gerçekse bu onu doğrular. Yani irfanı reddetmez. Bu irfanı haklı çıkaran bir şeydir. B'ye gelelim. Rengi. B. Yalan söylüyorsa yalan söylüyorsa yani B'ye ilham falan geldi yok da bana da sana gelen ilhamın batıl olduğunu ilham edildi diye yalan söylüyorsa yalan bir hakikatin reddi ve tespitinin gerekçesi olamaz. Adam yalan söylüyor. İlham gelmediği halde bana da sana gelen ilhamın batıl olduğu söyleniyor diyor. Yalanla biz ilhamın gerçekliğini nasıl reddedebiliriz? Yalan söylüyor adam. Gerçekse zaten ilhamı tasdik etmiş oluyorsunuz. Yalansa yalan üzerinden onu reddedemezsiniz. Bu B şıkkı zımnen işari olarak şu A'ya ilişkin bir imada bulunur. Buna bir imada bulunur. Yani A'nın yalan söylediğini yalan söylüyor. A yalan söylüyor. İlham milham geldi yok. A yalan söylüyor demiş oluyor. Yani sen yalan söylüyorsun. Aha bak ben de senin gibi bir yalan söyledim. Sen de benim gibi yalan söylüyorsun demiş oluyor. Bunu ima eder. İçerik bunu gösteriyor. Böyle söylüyor. Diyor ki yalan söylüyorsun diyor. Yalan söyleyerek karşımızdaki bir kimsenin yalan söylediğini nasıl ispat etmiş olabiliriz?
sana ilham gelmiyorun gerekçesi, çünkü bana gelmiyor olamaz mantıklı olarak. Onu da yazalım. 3. C. Bana ilham gelmiyor. O halde ilham iddiası batıldır. Bunu bir mantıkçı nasıl söyleyebilir? Söyleyemezsiniz. Gerekçelendiremezsiniz. Bu itibarla İbni Hazm'ın irfana karşı çıkışı konusunda birazdan inşallah diğer bir muhtemelen sayfaya geçmemiz gerekecek. Orada da üzerinde duracağım üzere Eş'ari geleneğin, Sufi geleneğin bir kısım irfancı yaklaşımlarına itiraz edeceksiniz diye bunlar üzerinden böyle bir mantıksal çelişkiye düşmek o büyük üstada yakışmamıştır. Evet. Bunu müsaadenizle kaydetmek istiyorum. Ve yeni bir tahta açacağım. Şimdi değerli izleyenler, bizim Cabiri okumalarında bu konuda da, evet, konuyu arz ederken hatırlamamı sağlaması için aldığım notlar, başlıklar var, onlara bakmak istiyorum. İbni Hazm'ı konuşuyorduk, İbni Hazm'a devam ediyoruz. Diğerlerini daha kısa geçeceğim, vaktinizi çok almayacağım. İbni Hazm beyanı yeniden yapılandırırken irfana ilişkin bu karşı çıkışın yanında aynı zamanda son derece önemli olan hem Mu'tezili kelamda gördüğümüz hem Eş'ari kelamda gördüğümüz, özellikle Eş'ari kelamında gördüğümüz bazı hususlara da efendim reddiyede bulunur. Şöyle söyleyelim. Yani İbni Hazm'ın temel itirazları başlığında bir nedensellik konusuna Eş'arilerin nedenselliği reddedişine şiddetle karşı çıkar ve bunun çok büyük bir hata olduğunu söyler. Çünkü nedensellik ilahi sünnettir ona göre ve eşyanın, tabiatın hakikatidir. Bu asla inkar edilemez. Öyleyse böyle bir durumda İbn Hazm geleneğimizdeki Eş'ari kelamının tabiata ve varlığa ilişkin yorumundaki en temel probleme dikkat çekip ve bunu reddeder. Bu da Endülüs'teki yeniden yapılandırılan beyani epistemolojinin nedensellik üzerine temellendirileceğini gösterir. Bunu farklı bir renkle altına yazalım. İbn Hazm beyani epistemolojide nedensellik reddedilemez. Bu son derece önemli bir şeydir. Peki, ikinci olarak Sufilerle birlikte yine Eş'ari kelamının da kabul ettiği
keramet, sihir vesaire gibi olağanüstü hususların imkanını savunmak batıldır. İbn Hazm'a göre bir olağanüstü söz konusu da bu sadece peygamberlerin mucizelerine ilişkindir. Benim inşallah Kur'an hermeneutiği içerisinde bir mucize dersim olacak. Mucizeler konusunu bir ele alacağım. Bizim geleneğimizin en problemli hususlarından birisi mucize algımızla ilgilidir. Onun üzerindeki düşüncelerimi zatıhalilerinizle paylaşacağım. İnşallah buradan onu duyurmuş olayım. İbn Hazm bunları reddeder. Yani velinin kerameti olmaz, sihri olmaz, büyü olmaz, eşyanın tabiatı değiştirilemez, altın gümüşe, gümüş bakıra, kömüre, taşa, toprağa, taş toprak altına dönüştürülemez. O kimya, simya, irfani gelenekteki o tüm hermesçi yaklaşımları reddeder. Bunlar olmaz der. Bir tek efendim peygamberin mucizesi konusu olabilir. Onun dışında diğerlerinin hepsinin reddedilmesi gerekir. Bu istismardır. Eğer biz birilerine ancak peygamberde görülebilecek bir harikulade durumun onun için de meşru olduğunu söyleyecek olursak bu zihinlerin karışmasına, hakla batın iltibasına kapı aralar ki hiç kabul edilemeyecek bir husustur diye de gerekçelendirir İbn Hazm bunu. Bu itibarla önemli olarak bu hususların altını çizer ve bunları reddeder. Şimdi diyecek ki İbn Hazm geleneğimizdeki tabiat yani fizik ve evrenin varlığın mahiyetine ilişkin ileri sürülen hususlar yani bu sudur nazariyesi, felekler, akıllar, bunlar bilmem neler bunların hiçbirisi kabul edilemez. Bunlar batıldır. Batıldır. Ve dolayısıyla İbn Hazm'ın burada Burhani epistemolojisinde İbn Sina'cı ve Farabi gibi kısmen Farabi ve bütünüyle İbn Sina'cı yaklaşımlara da şiddetle karşı çıktığını görüyoruz. Böyle bir madde üzerinden İbn Hazm'ın salt mantık ve akıl ilkelerini öne çıkardığını ve bunu vurguladığını, bunun üzerinden devam etmek gerektiğini söylediğini burada tespit edebiliriz ve söyleyebiliriz. Böylece İbn Hazm elbette çok geniş bir biçimde ele alınması mümkün olan eserleri üzerinden detaylandırılması mümkün olan bir hususu sadece bir Endülüs tecrübesi bağlamında Cabiri merhumun bize sonuçlarına da biraz bağlı kalarak, biraz değil büyük ölçüde ona bağlı kalarak tabii, özetlemeye çalıştığımız İbn Hazm'ın bu zahiriliği dinin zahiri yorumu ve beyani epistemolojiyi yeniden yapılandırma çabası. Burada denebilir ki değerli izleyiciler neden İbn Hazm Endülüs tecrübesi beyanı yeniden yapılandırıyor? Yeni bir epistemoloji bulamıyor beyanı. Niye beyan? Neden beyan? Yorulduğunuzu biliyorum. Bir belki en fazla 10 dakika daha inşallah. Neden beyan? Çünkü beyan epistemoloji vahiy dil ilişkisi demektir. Daha önce de üzerinde durduk.
bunu reddedemez. Beyan vahiy dil ilişkisidir. Dolayısıyla bu isim vazgeçilecek bir isim değildir. Bu açıdan İbn Hazım da beyanı önemser ama beyanın içeriğini farklı da olur. Vahiy dil ilişkisinde vurguladığı husus vahiy ve dilde dilin zahiri anlamıdır. Onun delillerin merhalelerini ele aldığı 7 derecede delili delillendirirken dilin zahiri anlamının öneminde bir toplumun bir kelimeye, bir sözcüğe verdiği anlamın belirleyici olduğunu söyler. Bu hem belirleyicidir hem de bağlayıcıdır. Öyleyse bundan vazgeçilemez. Öyleyse bunu anlamak için taklide gerek yoktur. Öyleyse bu zahiri anlamdır. Öyleyse din zahiri dindir der. Ve Cabir-i merhum İbn Hazm'ın eserlerinden yaptığı alıntılarda gerek El-Milel'inden gerekse diğer eserlerinden yaptığı alıntılarla, iktibaslarla bu görüşlerinin, bu düşüncelerinin hayata geçirilmesini ve gerçekleşmesini sağlayacak bir yönetimin olamadığından dert yandığını söyler Cabiri. Yani İbn Hazm arzulamış ki merhum, keşke benim bu görüşlerim yaygınlaşsa, keşke bu benim görüşlerim halkın kabullendiği, halkın benimsediği görüşler olsa diye hayıflanmış. Tıpkı Cabiri'nin Endülüs tecrübesinin kemale eremeyeceği, erememesi, kemale erme imkanı bulamamasına hayıflandı. Eğer bu çıkarımlar doğruysa, bu durum İbn Hazm'ın içine düştüğü ikinci büyük çelişki olur. Bunu yazalım kırmızıyla. Şayet İbn Hazm görüşlerinin yaygınlaşmasını siyasi olarak, yani siyasi destekle arzulamışsa, bu onun kendisiyle çeliştiği anlamına gelir. Neden? Çünkü onun en temel tezi taklidi reddir. O zaman İbn Hazm Şafii'ye, Hanefi'ye, Maliki'ye, Eş'ariye İyi taklidi reddediyor ama beni taklit edebilirsiniz demiş oluyor. Ben hariç taklidi reddedebilir, taklit yasaktır gibi bir şey olmuş oluyor. Eğer taklit edilmeyeceksek sen de taklit edeceksin, hiç kimseyi taklit etmeyeceksiniz. Benim öğrencilere söylediğim gibi sakın benim taklitçilerim olmayın, bakın hakkımı helal etmek istiyorum. Benim taklitçilerim falan olmayın. Takipçilerim de olmayın, taklitçilerim de olmayın. Kendiniz olun. Kendiniz olun. Ama kendim olabilmem için kendim dışındaki düşünürlerin düşüncelerinden beslenmek ve onlardan istifade etmem gerekir. Zorunluluktur. Bu ayrı bir şeydir. Diğeri ayrı bir şeydir. Evet. İbn Hazm'ın kitapta uzun uzun alıntılanan yaklaşımları, değerlendirmeleri vesairelerine ilişkin o son derece kolay bir biçimde okuyucularımızın anlayabileceği metinleri yine her okumalarda yaptığım gibi paranteze alarak ana fikri, temel yaklaşımları vesaireleri ortaya koymaya çalıştım.
İşte İbn Hazm'ın hayıflanmış olduğu bu hususu gerçekleştirme adımı olarak Mehdi İbni Tumert'ten söz edebiliriz. İbni Tumert. Burada Mehdi İbni Tumert'in hicri vefat tarihi 524'tür. Onun murabıtları mağlup ettikten sonra kurduğu muahitlerle, muahitler devletiyle birlikte İbni Hazm'ın görüşünü bir ideoloji olarak uygulamaya çalıştığını görüyoruz. Bu açıdan İbni Tumert de bütün söylemlerindeki bunu Goldziher'in "E'azzu ma yutlab" adlı bir eser olarak bunu efendim bastırdığını, tahkik ettiğini söylüyor Cabiri ve görüşlerinin burada bulunduğundan söz ediyor ki bu görüşlerini İbn Hazm'ın görüşlerine paralel olarak özetleyecek olursak bir zahiriliği önemsiyor. Zahirilik önemli. İki, asıllara dönüşü vurguluyor. Asıllara dönüş. Yani taklit değil, asla dönmeyi vurguluyor aynı şekilde. Gaibin şahide kıyasını reddediyor. Kıyası batıldır. Sonuna kadar bu konuda onlara katıldığımı defaatle söyledim. Bunları kelam okumalarımızda zaten çok detaylı bir biçimde ele alacağız inşallah. Evet. Böylece İbni Hazm'ın düşüncelerinin aşağı yukarı işte kendisinden biraz sıra yakın bir süre sonra da devam ettiğini ve yaygınlaştığını söylememiz gerekir. Benzer bir biçimde yakın bir tarihte Ebu Bekir İbni Bahçe 533 vefat tarihi İbn Hazm'ın mirasının hararetli savunucularındandır. Ancak İbn Bahçe dediğimizde bir konuda onun farkına ve onu öne çıkaran özelliğine değinmekle yetineceğim. Çünkü aynı içerikleri tekrar edip başınızı ağrıtmak istemiyorum. O da İbn Bahçe felsefeyi siyasetin de zemini haline getirecek ve önemseyecek Burhan'ı, felsefeyi ve felsefe ile din arasını net bir biçimde şekilde ayırt edecek. Evet. Ebu Süleyman Es-Sicistani'de doğuda gördüğümüz bir yaklaşımın batıda bu şekilde yeniden Bağdat'taki bir söylemin Endülüs'te batıda ki İbn Sina'ya göre Bağdat'ta mağribilerdi biliyorsunuz. Onun söyleminde orada yeniden neşvinema bulduğunu görüyoruz. Ve İbn Bahçe'de yine çok önemli olarak gördüğümüz bir hususun daha altını çizmemiz gerekirse o da Aristo'yu yine Aristo ile okumak. Aristo'nun referansını yine Aristo yapmak. Bu son derece önemli bir şeydir. Bu nedenle daha sonra gelecek ve önümüzdeki dersin konusu olacak İbn Rüşd'ü müstakil olarak ele almak istedim. Burada İbn Hazm'ı inşallah bir sonraki okumada İbn Rüşd'ü Cabir merhumun hayıflandığı süreç olarak ele almayı daha anlaşılır olması bakımından yararı ve faydasını da düşünerek öyle planladım. Umarım isabetli olmuştur. Siz de takdir edersiniz. İbn-i Rüşd, İbn-i Bahçe için diyecek ki böyle bir yaklaşım ondan önce hiç kimse tarafından
başarılamamıştır, fark edilememiştir diyecek. Ve bu mirası İbn-i Rüşd devralacak. Bu bayrağı taşıyacak ve çok iyi taşıyacak. Ve Batı da böyle bir yaklaşımı zaten İbn-i Rüşd üzerinden tevarüz edecektir. Böylece bu dersimizde ve okumamızda merhum Cabiri'nin İslam geleneğinin gelip tıkandığı noktada, durduğu noktada, tökezlediği noktada, krizlerin ortaya çıktığı noktada bir kurtuluş umudu, bir can kurtaran simidi olarak gördüğü Endülüs, İbni Hazm söylemi, İbni Tümert, İbni Vahçe, İbni Rüşd, bunlarla tam olarak ne aradı, ne buldu konusunu önümüzdeki dersin değerlendirme bölümünde, son bölümünde de inşallah ele alacağım. 18. okuma olacak galiba. Bir sonuç değerlendirmesi var Cabiri merhumun. Onu ve benim kitap değerlendirmemi de belki bir genel ders olarak, 19. ders olarak inşallah düşünüyorum. Yaptığımızda Cabiri okumalarımızı, birinci kitap bitirmiş. İnşallah biraz elimde yazılarım var. Yetiştirmem gereken yazılar. Onları derleyip toparladıktan sonra, çok kısa bir süre sonra Cabiri okumalarımızın esasına, ikinci kitaba inşallah geçmiş olacağız. Efendim sabırla tahammül gösterip dinlediğiniz için müteşekkirim. İnşallah faydalı, yararlı bir ders olmuştur. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.